Yeteneğiyle, aşklarıyla ve medyadan uzak kişiliğiyle Farah Zeynep Abdullah'ın portresini sizler için araştırdık. İlk filminde ne oynadı, nasıl zirve yaptı? Ama hiçbiri sizin kadar ilgi çekici olamaz. Üniformalıyım diye benimle alay mı ediyorsun? Eylül'den Ayperi'ye, Ajda'dan Bergen'e hangi rollerle hafızalara kazındı? O güzel sesinle bize bir şarkı söyler misin? Ama hazırlığım yok, hiç hazırlığım yok. Ama dayak yedim, utancımdan yerin dibine girdim. Az bilinen, kontrol altında tuttuğu hastalığı ne? Düzenli baktırıyorum. Her şey bir düzen içinde olması gerekiyor. Her ilişkisiyle nasıl olay yarattı? Gündelik hayatta karakteri de gayet tatlı. Ne zaman başladı acaba? Yeni bir ilişki galiba. Bilinmeyenleri, itirafları ve olay kıyafetleriyle Farah Zeynep Abdullah. Zorla tuttular ve fırsatını sürdüler. Irak Türkmeni babası çok sevdiği prensesten ilham alarak kızına Farah adını verirken annesi de Zeynep dedi. 1989'da dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah sevimliliğiyle ailesinin göz bebeğiydi. Sensiz biri hiç doğmamış gibi. Yıl 2010. İngiltere yolunda Aylin'le hayatı değişti. Kameralara aşina bir kız olacağını daha minicikken göstermişti Farah Zeynep Abdullah evinde çekilen bu sevimli görüntülerinde. Farah Zeynep Abdullah'ın ekranlarla ilk tanıştığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi 2010 yılında çekildi. Dizide Ali Kaptan'ın kızı Aylin olarak geçti kameralar karşısına. Ama hiçbiri sizin kadar ilgi çekici olamaz. Üniformalıyım diye benimle alay mı ediyorsunuz? Hayır. Doğallığınız karşısında yenilgiye uğradılar. Bunu söylemek istiyorum. İlginç bir öyküsü var bu rolün. Farah Zeynep Abdullah, liseyi okuduğu İngiltere'ye dönmesine 3 gün kala Aylin rolüne kabul edildiğini öğreniyor ve hayatı değişiyor. Dizideki başarısı ona oyunculuğun kapılarını sonuna kadar açtı. İlk sinema filmi Kelebeğin Rüyası'nda yıldız isimlerle birlikte rol aldı. Bence görür görmez evlenme teklifi et. Bu haline bir de fabrikaya mı gidiyorsun? Çok aşıksın değil mi? Kendi işine bak hadi. Farah Zeynep Abdullah'ın zirve yaptığı proje 2014 yapımı Çağan Irmak imzalı Unutursam Fısılda filmi oldu. Gözlerinde görebiliyorum. Bu bizim kaderimiz. Kaçalım buradan. Hatice isimli bir kasaba kızının Ayperi isimli bir stara dönüşmesinin öyküsünün anlatıldığı filmde şarkılar söyledi ve bu şarkılarla adından söz ettirdi. Filmde Mehmet Günsür ve Kerem Bürsin gibi isimlerle birlikte rol aldı. Oynadığı Bir Küçük Eylül Meselesi filminde Eylül isimli bir oyuncuya hayat verdi. Başrolde Engin Akyürek'le birlikte oynadı. Kaybolup gidecek ama yazdım. Kaybolmayacak. Dalgalar onu alacak. Sen nereye gidersen git.
Senin gittiğin yerin kıyısına bırakacak. Çok sevilen Eylül rolünün gerçekliğini o dönem şu sözlerle anlatmıştı. Bence şu andaki kadınların bir tür aynası gibi Eylül. Yani ben onu Eylül'ü ilk okuduğumda gerçekten büyülenmiştim. Çünkü hiç yani bu kadar gerçek yansıtılabilmesi çok enteresan geldi. Özellikle Kerem Deren, hani bir erkek kalemi bir kadın portresini bu kadar güzel çizmesi ve beni çok etkiledi açıkçası. Çünkü o kadın bizim her zaman gördüğümüz kadın. Hani kariyerine çok odaklı, çok çalışkan ve başka hiçbir şey düşünmeyen. Hani yani evlilik, aşk falan gelir geçer şeyler. Hani ben kariyerime odaklanayım, eğleneyim, arkadaşlarımla vakit geçireyim diyen bir kadın aslında. O yüzden de çok günümüz kadını geliyor bana. O beni çok heyecanlandırdı. Ekran yolculuğuna Kurt Seyit ve Şura dizisiyle devam eden Farah Zeynep Abdullah, Kelebeğin Rüyası filminde birlikte oynadığı Kıvanç Tatlıtuğ'la bu kez başroldeydi. Hanımefendi, ben Üsteğmen Seyit Eminov. Eğer bu dansı bana lütfederseniz balonun en şanslı erkeği ben olacağım. Büyük bir zevkle Üsteğmen Eminov. Her rolle şöhretine şöhret kattı. Türkiye'de bir ünlü eğer çizgi film seslendiriyorsa şöhretinin zirvesinde demektir. 2015 yılında Farah Zeynep Abdullah bir çizgi film seslendirdi ve bunu kanıtladı. Dostlarınızın sesinizin duyulmasına yardım etmesidir. Kapılar açılırken 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Prenses Farya rolüyle kamera karşısına geçti. Eğer bir kadın ve erkek İlk defa buraya beraber çıkarlarsa mutlaka evlenirlermiş. Doğru mu? İnanışa göre doğru. Aynı yıl Yılmaz Erdoğan'ın iddialı projesi Ekşi Elmalar'da Yılmaz Erdoğan, Şükran Ovalı, Songül Öden gibi isimlerle başrolde yer aldı. Babam seni bir daha görse bu sefer öldürür beni. Bu şehirde bir kızla bir erkek görüşmek isterse ne yapar? Evlenirler. Hemen mi? Hemen hemen. Gülizar, Arif ve 216 ve Ajda Pekkan rolü. Kendi ifadesiyle inanmadığı hiçbir projede yer almayan Farah Zeynep Abdullah, kısa süren projesi Gülizar'da da bir şarkıcıyı canlandırdı ve şarkılar söyledi. Yüzün gibi, sensiz biri, hiç doğmamış gibi. 2018 yılı Farah Zeynep Abdullah'ın kariyerinin en önemli rollerinden birini getirdi. Cem Yılmaz imzalı Arif ve 216 projesinde bir efsaneye Ajda Pekkan'a hayat verdi. O güzel sesinle bize bir şarkı söyler misin? Ajda sesim şey... Arif. Ama hazırlığım yok, hiç hazırlığım yok. Ajda Pekkan gibi şarkılar söylemeyi çok iyi başardı ve herkesin dikkatini çekti. Sol fa do re mi fa, bir tanesi kel kafa, koyun şu rafa. Milyonzade. Filmde söylediği Milyonzade şarkısıyla ilgili anısı ilginç. Ajda Pekkan onu kendisi sanmış. Milyonzade'yi Cem o dönem ben pilot kaydını aldım. Daha sonra tekrar kaydederiz diye. İşte İskender Paylaşı Stüdyosu'nda pilot kaydını aldık. Demosunu yani. Cemler gidiyorlar Ajda Pekkan'ın evine. Açıyorlar şarkıyı. Ajda Pekkan da diyor ki aa ne güzel söylemişim ya diyor. Ben sanırım. Beni kendisi sanırım. Bu da çok tatlı bir anımdır. Umarım yüzünüz gülmüştür bu anı dinlerken. 2018 yılında yine gerçek bir karaktere hayat verdiği Bizim İçin Şampiyon filminde Jokey Halis Karataş'ın eşi Begüm Atman'a hayat verdi ve filmdeki performansıyla alkış aldı. Gerideki atlarda ön gruba doğru yaklaşıyorlar. 14 yüze gidilirken Taylar Fist'e büyük bir mücadele medyatik aşklarıyla magazin manşetlerinden inmedi. Filmler dışında kameralardan uzak durmaya çalışsa da medyatik ilişkiler yaşadığı için hep magazin manşetlerinde yer aldı. İlk medyatik ilişkisi Eser Yenenler'le oldu. Abi yakışan iyiyiz. Paran'ın bir fotoğraf yapsak beraber. Paran. Bayram güzel. Bayram. İyi bayramlar abi. Bayramlar herkese. İyi bayramlar nasıl? Abi bu kadar kalabalık ne oldu? Adam mı öldürdük? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bu ilişki sonrası Kelebeğin Rüyası filminin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile beraberlik yaşayan güzel oyuncu, daha sonra oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'la yakalandı bir gece yarısı. Ahmet Rıfat Şungar'la ilişkisinin ortaya çıktığı gece beraberindeki mekan korumalarının magazin kameralarına saldırmasına tepki.
etkisiz kalmasıyla gündem oldu Farah Zeynep Abdullah. Güzel oyuncu kısa bir süre Caner Cindoruk'la da beraberlik yaşadı. Hayırlı olsun diyelimiz, yeni görüyoruz. Çok teşekkür. Kameralar önüne geçip poz verdiği komedyen Doğu Demirkol'la ilişkisi hızlı başladı ama kısa sürdü. Vallahi iyi, gayet şükür. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan. Farah Zeynep Abdullah bir dönem DJ Art lakabıyla tanınan Efe Çelik'le birliktelik yaşadı ama bu ilişkisi de kısa sürdü. Stand-upçı Yavuz Günal'la beraber olduğu iddia ediliyor güzel oyuncunun. Masumlar Apartmanı ve çok konuşulan Bergen. Kariyerindeki son projeler Farah Zeynep Abdullah'ın rol seçimlerinin başarısını gözler önüne serdi. Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakteriyle çıktı karşımıza. Sen kendine bak be. Sen git de önce alkolik babanı tedavi ettir. İnci. Sen annenden sonra bu ailenin başına gelmiş en kötü şeysin. 2022'nin en çok izlenen filmi olan Türk sinema tarihine geçen film Bergen'de ünlü şarkıcıya hayat verdi. Ama dayak yedim, utancımdan yerin dibine girdim. Gözümü dağladılar, utandım. Anama kapıyı açamadım, utandım. Bir tek şarkı söylerken utanmadım ben. Büyük gişe başarısı yakalayan Bergen rolü aslında ondan önce Serenay Sarıkaya'ya teklif edilmiş ama güzel oyuncu takvimine uymadığı için filmde yer alamayınca rol onun olmuştu. Bergen projesi bana ilk ulaşınca hiç açıkçası o kadar net bir bilgim yoktu Bergen'le ilgili. Kulaktan dolma bilgilere sahiptim. Dolayısıyla yani bir yargıyla okumamak adına senaryoyu çok araştırmadan direkt okudum senaryoyu ve o zaman gerçekten çok güçlü bir hikayeyle karşılaştım, çok etkilendim. Filmde Bergen şarkılarına da kendi sesiyle hayat verdi Farah Zeynep Abdullah. Perişan ettin beni, yaktın bu genç yaşımda. Bergen gibi bir efsanenin sesi yerine onun sesinin kullanılması tartışmalara yol açsa da oyunculuğuyla bu tartışmaların kısa sürmesini sağladı. Mahşerde olsa bile ilkin elin. Bergen filminin belki de onun için tek olumsuz noktası galasında giydiği kıyafet ve yaptığı makyajdı. Kimsenin anlam veremediği bu kıyafet ve makyaj için bakın neler söylüyordu aylar sonra. Arkadaşlar zorla tuttular ve full sim sürdüler suratıma. Gerçekten o kadar istememiştim ki. Saçımı da ördüler, yaklaşık 6 saat benim elimi ayağımı bağlayıp zorla örgü yaptılar. Ve ben de sizinle beraber gördüm o fotoğrafları gazetede. Çok utandım. Gazeteciler aradı sağ olsunlar, isteyerek mi giydi diye harika bir gazetecilik sorusu sordular. Farah Zeynep Abdullah'ın bilinmeyenleri. Hakkında en çok merak edilen şeylerden biri estetiği olup olmadığı. Farah Zeynep Abdullah henüz bir estetik operasyon yaptırmamış. Son zamanlarda estetik ameliyatı geçirdiniz mi? Yok, geçirmedim. Neden sordunuz acaba? Merak ettim. Öyle mi görünüyorum? Acaba hani böyle bir şey olur ya hani. Bir güzellik gelmiş sana. Öyle miyim acaba? İsmi Saray Soyu'ndan gelen Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşları arasında bilinen lakaplarından biri Apo. Az bilinen bir rahatsızlığı var. Beyninde lezyon bulunan güzel oyuncu sürekli bu durumu kontrol altında tutuyor. Özel değilse bir ara MS yazlar sizin için. Sağlığınız nasıl? Teşekkürler sorduğunuz için. Beyninde lezyonlar var. Stresten uzak durmam gerekiyor. Düzgün bir hayat yaşantıya sahip, yani uyku düzenine sahip olmam gerekiyor. Düzenli baktırıyorum. Her şey bir düzen içinde olması gerekiyor ama uyku düzenim pek içler açıcı değil. Filmlerde söylediği şarkılar dışında Emir Ersoy'un proje albümünde Paramparça şarkısını seslendirdi. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim tüm hayatlar. Erol Evgin'le Altın Düetler albümünde Sen Unutulacak Kadın Mısın şarkısında düet yaptı. Sensiz yılların, sensiz aşkların, inanma asla yaşamadım. Solgun düşlerde, birkaç kadehte, sen unutulacak.
Bir de solo çalışması var. Bu Hangi Masaldı şarkısına sadece sosyal medyada yayınlanan bir klip çekmişti. Dünya yoktu bir sen vardın, sen battın. Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra Bihter rolünü oynadı. Farah Zeynep Abdullah iddialı roller oynamayı seven bir oyuncu. Son projesinde Bihter oldu. Aşk-ı Memnu'nun sinema filmi versiyonunda ikonik karaktere hayat veren Farah Zeynep Abdullah, proje henüz yayınlanmadan bu karakteri daha önce canlandıran Beren Saat'in övgüsünü aldı. Farah'ı biliyorum bir tek ve onların dönem çektiğini biliyorum. Yani bizimkinden bence bambaşka bir proje olacak. Çok çok da iyi olacağını eminim yani ben Farah'ı. O da bilir yani bunu böyle ilk günlerinden beri o kadar çok beğeniyorum ve destekliyorum ki. Oynadığı rollerle, özel hayatıyla ve medyadan uzak kişiliğiyle merak unsuru olmaya devam eden bir isim Farah Zeynep Abdullah. Uzun süre böyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor.